Mart ayı başında Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçiye 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 liralık mazot ve gübre destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığı müjdesini verdi. Rakam kulağa dolgun geliyor ancak dekar başına bölündüğünde küçük çiftçi için küçülüyor. En fazla desteğin verildiği kategori kuru tarımda yani buğday arpa ekimi için dekar başına gübre ve mazot desteği toplam 149 lira. 100 dönümden fazla araziye sahip büyük tarım şirketine de, bir dönüm araziyi işleyerek geçinmeye çalışan çiftçiye de aynı destek veriliyor. Şimdi biz burada domates üretimi yapıyoruz. Yumurta çeşidin ismi. Tabii devletimizin desteğine yararlanıyoruz ama bu çok komik, astronomik bir rakamlar. Artık üretimi çok zorlaştı. Eskiden üretimi herkes yapabiliyordu. Şu anda üretim yapmak çok zor bir durum ve zengin bir duruma düştü. Yani eskiden gübre ucuzdu, yedi maliyetleri ucuzdu. Şu anda çok afaki bir rakamlara ulaştı. Çok komik rakamlarda yani destek. Kesinlikle biz devletimizin vermiş olduğu Antalya atmosferini bölgesel olarak söylüyorum. Antalya için konuşuyorum. Biz onun hiçbirini istemiyoruz. Neden? 15 kilo gübre 3.500 lira olmuş. Mazot şu kadar olmuş. Bizim girdilerimiz çok pahalı girdiler. Hepsi yurt dışına bağlı. Bileşik dediğimiz gübreler kullanıyoruz. Devletimizin verdiği para da 150 lira. Bir dönüm yere. Mazot, gübre içinde hepsi dahil. Olur mu? Yürümez. 2016 yılındaydı. O dönem Başbakanı Binali Yıldırım mazotun yarısı bizde diye bir seçim kampanyası yapılmıştı. Hiçbir zaman yarısı olmadı. Şimdi çiftçinin kullanabileceği zaruri, aynı zamanda da en ucuz olması gereken amonyum sülfat var. Şu anda amonyum sülfatın 50 kiloluk çuval maliyeti yaklaşık çiftçiye 400-420 lira bandında. Yani fakat bunun karşısında alabildiği destek sadece 60 lira. 2 kilo domates parası. Yani 2 kilo domates parası, aynen öyle. Çiftçinin bir dönümde gübre maliyeti 15 ila 17 bin TL arasında değişiyor. Peki dönüm başına aldığı 48 lira gübre desteğiyle üretmekte zorlanan küçük çiftçi ne yapıyor? Cevabı gübre bayilerinin veresiye defterlerinde buluyoruz. Eylül ayında başlayıp Mart, Nisan gibi sonlanan bir dikimimiz var. Bir de Ağustos ayında başlayıp Ocak'ta biten, tekrar Şubat'ta dikim yapıp Haziran'da bitirdiğimiz bir sezon var. Şimdi üretici Ağustos ayında dikim yapıp Şubat ayına kadar üretimine devam ediyor. Fakat parasını eline, cebine Şubat ayında alıyor. Biz Ağustos ayından Şubat ayına kadar üreticiye burada finansal destek sağlamış oluyoruz. Yani onlara vadeli bir şekilde ulaştırıyoruz elindeki bütün malları. Bu da onlar için ödeme kolaylığı olmuş oluyor. Yani burada aslında bir nebze finansal desteği devletten daha çok bayiler, haldeki komisyoncular onlar sağlamış oluyorlar. Devletin çiftçiye verdiği desteğin anlamlı olması, çiftçinin güvenli üretim yapabilmesi, ürettiği ürünün verimli ve kaliteli olması için hem destek miktarının hem de yönteminin değiştirilmesi talep ediliyor. Nasıl destek diye sorarsanız, bizim yetiştirdiğimiz ürüne destek, fatura üzerinden ürüne destek veriyor istiyoruz biz. Biz sattığımız komisyoncudan hiç kaçak olmadan biz fişimizi üzerinden devletimiz destek versin bize. Biz bunu istiyoruz. Her şeyden önce Türkiye'nin tercihlerini ortaya koyması lazım. Yani hangi üründe desteğe ihtiyaç var, hangisinde ne kadar desteğe ihtiyaç var, çiftçinin ne zaman desteğe ihtiyacı var. Bunu planlı bir şekilde yapması lazım. Bunlar üretici yarardan çok zarar getirdi bir süre sonra. Çiftçilikle ilgisi olmayanlar aldı. Yani önce çiftçiyi doğru tespit edip, onun ihtiyacını doğru tespit edip buna göre destek vermek lazım.